Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim. Benim güzel kardeşlerim nasılsınız bakalım iyi misiniz? Hayatın içerisinde sizlerin güzel olması beni sevindirir. Sizlerin değerli olması beni sevindirir. Sizlerin güzel haberlerini almak beni sevindirir. Ben haset bir adam değilim. Asla ve da böyle biri olmadım olmayacağım da. Niye? Haset ettikçe hem kendine hem karşındakine kaybettiriyorsun. Ne gerek var? Allah den işte Allah verir zaten. Kim ne istiyorsa Allah'tan meşru ve ahlaki isteği ne varsa Allah Azze ve Celle verir. Bir gün değerli gönüldaşlarım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabeden bir tanesi geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü benim kızlarım var. Kızlarımı kime vereyim? Nasıl bir insan na vereyim ki fıtratı nasıl insan olsun ki e, kızlarım e, zarar görmesin diyor. Kız babalığı zordur. Benim de bir kızım var. Kız babalığı zordur. Kızlar nazlı yavrulardır, ceylanlardır. Onu avlamak isteyen çok çıtalar, çok aslanlar. Bilirim, bilirim. Onun için değerli gönüllü arkadaşlarım. Kız babalığı zordur. Kız babası olanlar çok da merhametli olur. Bu böyledir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, konuya devam edeceğim. Adamın biri geliyor diyor ki, Allah'ın Resulü benim oğlum hiç olmalı diyor. Üç tane kızım var diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onun üzüldüğünü görünce, kız babası olduğu için onun üzüldüğünü görünce, buyuruyor ki, kimin üç tane kızı olur da, onları, dini mübin İslam üzere yetiştirir ve evlendirirse cennete girmesi vacip olur. Birisi hemen sahabeden bir tanesi diyor ki iki tane kız olsa olur mu diyor. Ondaki kızı var ya ona da olur diyor. Şimdi böyle bir müjde de var. Kim kızını dini mübin İslam üzere yetiştirir ve evlendirirse bakın evlendirene kadar evlendirirse cennete girmesi vacip olur. Heh. Geliyor işte sahabeden bir tanesi diyor ki ey Allah'ın Resulü kızımı hangi fıtrat üzere olan birine vereyim ki kızım sıkıntı yaşamasın, sorun yaşamasın diyor. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam bizim kız babalarının önünü aydınlatacak çok değerli ve önemli bir söz zinciri ortaya koyuyor, hadisini ortaya koyuyor. Buyuruyorlar ki Allah'tan korkan kimseye ver. Neden? Severse ne ala bir sorun yok zaten. Severse kızına bir sorun yok zaten. İnsan sevdiğine kıyar mı? Kıymaz. Sevmese de Allah korkusu olduğu için kızına zulmetmez diyor. Değerli gönüldaşlarım. Zulmetmez diyor. Şimdi do dolayısıyla değerli gönüldaşlarım. İnsan, insan hayatında Allah'tan korkan insanlarla oturup kalkmalı, Allah'tan korkan insanlarla ticaret yapmalı, Allah'tan korkan insanlarla muhabbet etmeli, Allah'tan korkan insanlarla e, hayatı paylaşmalı. Düşünebiliyor musun? Bir düşünsenize değerli gönüldeşlerim. Şu an Türkiye'de işte e, süresiz nafaka diye bir şey var. Şu an Türkiye'de kadının beyanı esastır diye bir şey var. Çok tehlikeli bir şey benim benim gözümde. Ee, nedir bu değerli gönüldaşlarım? Mesela bir kadın e, gidip desek işte filanca adam bana e, iftira işte taciz etti diyelim. Öyle bir şey olmasa bile adam kendini ispatlayamadığı için kadını ispatlayamazsa eğer kadının beyanı esas olduğu için tak onu direkt dava açıyor. Bir sürü hikaye, bir sürü sıkıntı. Onun için değerli gönüldaşlarım kadının da Allah'tan korkanı, erkeğin de Allah'tan korkanı bizim için en değerli insandır. Mesela ben şahsen Allah'tan korkan insanlarla çalışmayı, Allah'tan korkan insanlarla yan yana olmayı, hayatımın içerisine Allah'tan korkan insanları almaya gayret gösteriyorum. Niye? Bir insan Allah'tan korkmuyorsa zaten kimseden korkmaz ki. Bir insan Allah'tan korkmuyorsa eğer e, o insanın yapacağı her şey ona normal gelir. Adam da öldürür, kadını da döver, söver, yokluğuma adam mahkum eder, hırsızlık da yapar, namussuzluk da yapar, ahlaksızlık da yapar, iftira da atar, yalan da söyler, haset de eder, birbirine de düşürür. Yani her şey yapar, Allah'tan korkmayan herkes her şey yapabilir. Yapma ihtimali çok yüksektir. Ama bir insan eğer Allah'tan korkuyorsa, arkadaş Allah'tan korkmak demek, bunu mecazi anlamda söylüyorum, Allah'tan korkmak demek Allah'a hesap vermek anlamında söylüyorum. Yani yerin bir metre altı var, cennet var, cehennem var, hesap var, mizan var, terazi var, var da var. Ben burada şimdi bu insana eğer haksızlık edersem, yalan söylersem, iftira atarsam, işte bunun hakkına girersem ben bunun hesabını nasıl vereceğim? E bunun hesabını veremezsem eğer Allah beni cezalandıracak. Onun cezası normal insan gibi olmaz. Olmaz. Allah Azze ve Celle altlarından ırmaklar akan cennetlere insanlara vaat ettiği gibi kudame denilen o insanı korlaşmış ateşte ceza vereceği insanları da ortaya koyuyor. Onun için değerli gönüldaşlarım Allah'tan korkan insanlara denk gelmeyi Allah'tan istemek gerekir. Heh, bugün işte sizlere bir insan Allah'tan korkar hale nasıl gelir? Bunun formülünü anlatacağım. Size değerli gönüldaşlarım, Allah'tan korkan hale nasıl gelir? Yani merhametli bir insan nasıl oluruz? Merhametli insanlara nasıl denk geliriz? Kızlarımızı merhametli adamlara nasıl buluruz da veririz? Veya oğullarımıza merhametli gelinleri nereden buluruz da verir, alırız? Yani e, her iki tarafta hem kızlarımız hem gelinlerimiz bu iki insanların, iki insan türünün de Allah'tan korkan insanlar olmasına dikkat edeceğiz ama herkes Allah'tan korkmuyor. Bunun gerçek manada Allah'tan korkanını nasıl bulacağız? Değil mi? Bir bakıyorsun böyle dışarıdan baktığın zaman ağır başlı böyle gayet temiz yüzlü, gayet güzel giyimli, gayet böyle edepli ahlaklı duruyor. Bir bakıyorsun anasını satayım içinden yılan çıkıyor akrep çıkıyor. Gerçek söylüyorum. Ben şok olduğum insanlar oldu ya. Bana bir tane böyle 20 yaşlarında bir delikanlıyı gösterdiler. Daha görseniz inanın değerli gönüldaşlarım bu insan bırak insan öldürmeyi karıncayı ezemez dersiniz. Ama adam 40 tane suç kaydı çıktı adamın. Daha 20-22 yaşlarında 40 tane suç kaydı çıktı ya. Ulan bu Bebek yüzle bunu nasıl yapmış dersin? Yapmış. Heh. Onun için biz insanların kalplerini bilemeyiz. Göremeyiz. Onun için Allah'tan korkanına denk gelmek için ne yapmak lazım? Ya Raufu Celle Celaluhu. Ya Raufu Celle Celaluhu. Ya Raufu Celle Celaluhu. Ne demek? Çok acayan, çok şefkatli olan, çok merhametli olan demektir değerli gönüldaşlarım. Bu esmayı şerifi, bu ismi Ya Raufu Celle Celal esmasını kendisine virt edinen, yani devamlı e, bu esmayı çeken kimsenin kalbinde yumuşaklık olur. Hilmiyet deniyor buna. Hilmiyet ne demek? Yumuşaklık demek, güzellik demek. Yani karşı taraftaki insana kötülüğü düşünmeyen demek. Değerli gönüldaşım şefkat ve merhamet hasıl olur insanın kalbinde. Ve herkes onu sever değerli gönüldaşlarım. En zalim, en katı kalpli bir insan bile onunla karşılaşınca gayri ihtiyari ne yapar? Ona iyi gözle bakmak zorunda kalır değerli gönüldaşlarım. Onun için ya Raufu Celle Celalu esmasını devamlı bir insan çekerse Allah ona iyi insanları, güzel insanları denk getirir. Değerli insanları, merhametli insanları denk getirir. Güzel insanlarla yan yana olur ve zarar görmez değerli gönüldaşlarım. Dedim ya sohbetin başında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi Allah'tan korkan insana kızını ver ki mağdur etmesin veya Allah'tan korkan bir kız al ki mağdur etmesin. Değil mi? Gelin kız işte al ki mağdur etmesin. Allah'tan korkan bir insan nasıl olur? Ya raufu celle celalü. Ya raufu celle celali. Bunu vit edinmemiz lazım bizim kendimize bizatihi işimiz için, akrabamız için, kızımız için, oğlumuz için, gelinimiz için, evladımız için, çocuğumuz için, herkes için ya raufu celle celalü ya raufu celle celalü bunu virt edineceğiz. Başka yolu yok değerli gönüldaşlarım. Zira insanlık artık yoldan çıkmış gidiyor, gidiyor. Uçuruma doğru gidiyor. Son sürat. Ayağa gaz pedalında fren falan yok. Fren yok o arabada. Artık öyle bir gaza basmışlar ki artık kimse nereye gittiğini bilmiyor değerli gönüldaşlarım. Her türlü bataklığa girmiş gençlerimiz. Hepsi değil tabii ki. Öyle kötü insanlar oluştu ki şu dünya insanı 8 milyar insan öyle bir kötülüğe doğru o kadar hızla gidiyor ki inanamazsınız. Bunu ben durduramam. Siz durduramazsınız. Durduracak olan Allah Azze ve Celle'dir. İşte diyoruz ki Ya Raufu Celle Celalü. Ya Raufu Celle Celalü. Ben kendimden mesulüm. Siz kendinizden mesulsünüz. Onun içinde de Allah Azze ve Celle iyi insanları denk getirirse ne olur? Bizlere zarar vermezler. Eğer komşunun şerrinden emin olmak istiyorsan, damadının şerrinden emin olmak istiyorsan, kocanın, karının şerrinden emin olmak istiyorsan, Ya Raufu Celle Celaluhu, şerli insanların, şerlerinden emin olmak istiyorsan, şirret insanlardan uzak durmak istiyorsan, şirreti hayatınızın dışına it itmek istiyorsanız, Ya Raufu Celle Celaluhu. Ya Raufu Celle Celaluhu. Bunu dilden düşürmeyeceğiz diyorum. Değerli gönüldaşlarım hepinizi Allah'a emanet ederken bu bilgi çok önemli. Bence herkesle paylaşın. Herkes bunu bilsin. Yani kız evlendirecek olanlar, işte oğlan evlendirecek olanlar, kendisi evlenecek olanlar, işte hayatının içerisinde ticaret yapanlar, işte bir devlet kurumunda çalışanlar, özel sektörde olanlar. Ya Raufu Celle, Celle Herkese, herkese lazım bu. Herkese lazım bu. Ya Raufu Celle Allah'a emanet olun.